Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşısındayım. Bugün bir tane canlı lig savaşı yapacağım. Bir de iki lige girdim, iki klanda. Şu anda savaşlar ne durumda, pan durumu ne durumda onu göstereceğim. Zaten hemen sezon bitmek üzere liglerde de bizim bir klanda, mesela kendi klanımda lig son haftaya girmiş. Burada da 6. hafta, çünkü burada son dakika rakip bulmuştu. Bu Legans Türk klanında bir yaptığımız kaç, şu anda 5 savaş yapmışız. 3'ünü kazanmışız. İkisini yenildik. Şu anda 6. savaş yapıyoruz. 6. savaşta ligin birincisiyle oynuyoruz. Onlar 253 yıldız. Biz 219 yıldızız. Ama tabii biz bir savaş yaptık. Onlar daha bize savaş yapmamış. Şimdi ben rakibin 6'sına gireceğim. Bir de full atan arkadaşın savaşın tekrarını göstereceğim. Zaten son savaşta ligin sonuncusu Averaj takımı. Onunla da herhalde 45 alırız. Onlardan 45 alırsak bunlara yetişebilir miyiz bilmiyorum ama adamlar çok yıldız attı. Son savaşımızı da güzel bir skorla 40-39 yemiştik. Rakip de 39 attı. Biz 40 attık ve kazandık. Şu an rakibin 6.sına gireceğim. Şu şekilde bir düzen var. Monol tarafında koruyucu atacağım. Kartal topu tarafında da şey atacağım. Selamünaleyküm. Abi şu arkadaki apartman. Böyle mi bırakayım? Tamam. Tamam efendim, bıraktım ben. Şimdi kolu söyleyeyim. Sol taraftan da kartal topu tarafından da şey atacağım. Alev atıcıyı atacağım. Şu an bir kişi saldırıyor. Kim saldırıyor? Tamam. Rakip mi biz mi? Biz. Bizim klanda Ghost Killer rakibin 11'ine saldırıyor. Bu şekilde bir düzen var. Ne yapmış? Görünmezdi. Orman binisi saldırısı yapacak. Koruyucu özelliği kullanmadan belediyenin oraya kadar zeplini getirdi. Belediye monolitti falan filan her şeyi alacak muhtemelen. Orada hatta bir tane rakip herosu var. Hangi herosu verdi? Kraliyet miydi? Kraliyeti de aldı. Belediyeyi de alacak. Kartal topunu da alacak. Güzel. Alırsa tekli cehennemi de süper olur. Bir de kaya saçarı. O bombalar çıktı. Alamadı. Neyse, güzel bir değer elde etti. Çünkü koruyucu özelliği de elinde. Klan kalesini de çıkarttı. Köşede elektro titanla almaya başladı. Ordusunu da sağ taraftaki köşeden sahaya sürdü. Şu çoklu cehennemin oradan herhalde kaya saçar. Şuradaki kaya saçar. Oradan rakip kraliçeye doğru ilerleyecek ordusu. Sadece tek yapacağı şey şu an kraliyeti biraz erken attı. Aslında koruyucu özelliğini böyle güzel bir atsa, koruyucu özelliğini şu an basması lazım. Bas koruyucu özelliğine. Orman binicileri gitti. Koruyucuya bas. Güzel bir yerde bas. Son anda bas. Yoksa bütün orman binicileri çöp olacak da. Güzel bir şekilde orman binicisine bas. Koruyucu özelliğine bastı. Zaten orman binicileri yol açar. Gerisini kahramanlar bile halleder. Yani zaten bir barbar kralını dev eldivenli özelliğine bastığın zaman köyü talan ediyor. Zaten bir rakip savunma olarak da çift top kalmış. Kraliçe kalmış. Onlar da her türlü alır. Kraliçe, kraliyet hepsinin özelliği var. Güzel. Burayı da 3 dedik. 2'de 2 gidiyoruz. İnşallah bu rakibi yenersek birinci olabilir miyiz bilmiyorum ama birinci olmak için elimizden geleni yapacağız ama rakip birinciliği kaptı ya. Çok adamlar 40 üzeri hep attı ya. Belki bizi de yenebilirler yani. Şu anda bakma biz full gidiyoruz ama rakibin altısına da ben gireyim. Biri saldırmadan şöyle Bismillah dedik, ben de savaşa başladım. Karşıma da bu şekilde bir düzen. Hemen ne yapalım, soldan bir eti alev atıcı, sağdan da koruyucuyla başladık savaşa. Ben de full atarsam süper olacak. Şuraya bir okçu atalım. Şuraya da bir tane okçu atalım. Şuradan da duvarı kıralım. Tamam. Şu belediyenin yanına vurup böyle yan tarafa doğru ilerleyeceğim. Köyü fullemek için inşallah başarılı oluruz. Biraz koruyucu ve alev atıcı temizlik yapsın. Ondan sonra ben de bir üçlük atarım inşallah. Çünkü hepsi üçlükte başladı. Ben seri ben bozmayayım da seri başkası bozsun yani. Şöyle depoyu da aldıktan sonra savaşa başlayacağım. Şöyle Bismillah dedik. Ana savaş saldırıya da başladık. Şöyle orduyu da çektik. Şöyle bir atlatma. Şöyle bir atlatma. Girişte bir öfke. Ondan sonra
Kelle avcıları biraz orada ilerlesin. Koruyucu özelliği. Şu ön kısmı bir öfke. Şuradan kraliyet. Bakalım. Yani fena gitmiyoruz şimdilik. Bakalım ne olacak. Şöyle bir iskelet. Şöyle en kısımda bir öfke. Belediyeye bir dondurma. Şu çoktu top ve X yayına doğru bir dondurma dağıtalım. Tamam. Güzel gidiyoruz. Rakip kraliçeyi de alacak mı benim kraliçe? Almadı. Problem değil. Alırız her türlü. Şöyle büyücülerle de temizliğe devam edelim. Kraliçenin de özeline basın. Rakip kraliçeyi de alalım. Şuraya da bebek ejderi atalım. Tamam. Kraliyetin özelliğine de basalım. Son olarak şu şeyi de alalım. Elimde dondurma da kaldı. Şu dondurmayı da rakibe atayım. Köyü fullemiş olalım. Güzel. Burayı da fullemiş olduk. Bakalım biz 3'te 3 gidiyoruz. İnşallah devamı gelir. Rakibi yeneriz. Yani güzel bir savaş başlangıcı oldu. Şu anda biz 225, rakip 253, daha rakip saldırmadı. Rakip yani daha önce nasıl performans sergilemiş? 38, 42, 45, 38, 40. İnşallah bize karşı da o performansı sergileyemezler. Teşekkür diyelim. Burayı da fullemiş olduk. Zaten ben bu klanda yaptım kaç savaşta? Bir savaş 86 aldım. Onun dışında 6 savaşta 5 full attım. Yani bence iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Yani tabii 7'de 7 yapsaydım süper olacaktı. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi diğer klana geçelim. Orada ligde ne yapmışız onu gösterelim. Bir tane de efsane liginde saldırı yemişiz. Hayret, full yememişiz. Burada ne yapmışız? 294 aldık. 160 artıdayız. Şu anda bakalım ne olacak. Burada ligde ne durumdayız? Burada şu an savaş, son savaş zaten. 7. savaşa girdik. Biz 5 bu maçı kazanırsak 5 galibiyet 2 mağlubiyetle ligi kapatmış olacağız. Biz 12'de 20, 31 atmışız. Rakip 9'da 22 atmış. Rakip zaten ligin birincisi. Onlar 297 yıldız. Biz 288 yıldız. Ama onlar çıktı ya. Çıkmayı garantiledi. Niye diye sorarsanız. Adamlar 3 savaş eksik. 6 alsa bile biz 303 yapıyor. Biz hadi onları yendiğimiz için 10 yıldız bonusu gelse 298 oluyor. Yani biz de 300'ün üzerinde kapatacağız ama maalesef rakip çıkmış oluyor. Çok enteresan bir lig tablosu oldu. Biz 6. ve 4.'ye yenildik. Kendi kendimizi ateşe attık. Yani onları, yani en dandik rakiplere kaybettik. En sağlam rakipleri de hep yendik. Enteresan bir takımız. Yani zora düşmedikçe kazanmıyoruz. O da kötü oldu. Maalesef başaramadık. Baksana ya, bizi yenen takıma bak. Mesela bu BDG Guardias. Ulan herkese en fazla 34 atmış. 34, 34, 32, 34. Bize geldi 37 attı. Bizi yendi. Eğer biz bunları yenmiş olsaydık şu anda muhtemelen çıkmıştık ligde. Rakip yani 6 savaş kalmış. En az 3 savaş, 3 tane full atması lazım. Ve yüzde de bizim yüzdeler çok iyi. Olmadı. Bu savaşta ben kaç savaş yaptım? 9 savaş yaptım. Kendi köylerimle full attım hep. Ama benim amca oğlunun köylerle atamadım. Çünkü onda tilki ruhu olmadığı için. Yani tilki ruhu var ama birinci seviye olduğu için iş yapamadım. Onun eğer tilki ruhları da full olsaydı belki daha fazla yıldız atardık bunlara. Bak mesela Baron'la benim tilki ruhum Max, onunla fulllemiştim. Bir Merlin'le 87 almışım. Talisco'yla fulllemişim. Bambam'la o da fulldu. Onunla bir şey yapamadım. Full atamadım. Onun dışında Rambo'yla fulledik. Bilal'le fulledik. Tracy'yle fulllemişiz. Yani 5 tane full attım ama yine olmadı. Hatta 6 full atmıştım herhalde ya. 6 tane full attım. Bir tanesini de hangi köyle atmıştık? Bir tane 99'umuz var. 92 var. 1, 2, 3, Tracy 3. Ondan sonra Taliska 4, Baron 5, Mehmet'e 6. Mehmet'in savaşını mesela tekrarını gösterelim.
Bu şekilde bir düzen var karşımıza. Burada soldan koruyucu, sağdan alev atıcı atacağım. Şuradan, şu ortadan da duvarı kırıp monolitin üzerine atlatmayla beraber belediyeye doğru gidiyorum. Hatta 2x'i alalım, bir tane daha savaş izletelim. Yani gönül isterdi ki dikten çıkalım ama bir dahaki bahara kaldı. Ya abi, bu orman birinciliğe çare bulamadık ya. Ben hangi düzen kullandıysam rakiplere, yani sanki rakiplere uygun düzen ayarladım bu oyunda, yani bu ligde. Yani bize gelen hep 37-38 açıldı ya. Yani normal diğer rakiplere karşı az yıldız atan takımlar bize karşı gelip hep yüksek yıldız aldı. Bu da bizi maalesef mağlubiyetlere, mağlubiyet almamıza neden oldu ve yenilince de tabii rakiplere avantajı verdik. İnşallah bir dahaki lig daha dikkatli olup ligden çıkıp şampiyon 2'ye çıkacağız diyelim. Buradan da deprem özelliği olduğu için benim Mehmet'e de, onun bir Mehmet'e de bende dev eldiven yok. Diğer köylerde hepsi var. Bunu o zaman nasıl olmuş almamışım. Deprem şeyle beraber burada bu köyü bu şekilde fulllemişiz. Bir de rakibin dördünü mü göstersek, bir de takım diyelim. Şöyle Baron Savaşı'nı diyelim. Burada da rakibin kaçı 12. sıradaki rakibin düzenini bu şekilde fulllemiştik. Burada da sağdan koruyucu, soldan alev atıcıyla temizlik yapıyorum. Kraliçenin oraya bir duvar kıracağız. Şu büyücü kulesini oraya bir atlatma, diğer büyücü kulesini oraya ikinci atlatmayla beraber bu köyü de fulllemiştik. Ama kazanmayı yetecek mi bilmiyorum ama kazansak da çıkamıyoruz maalesef. Ligin birincisini yerinde ondan sonra da çıkmamak gerçekten acı verici. Bu şey, şöyle 2x'i alalım. Şöyle duvarı kırıyorum, atlatmayı atıyorum burada. Zaten klan kalesi de çıkmış. Benim klan kalesindeki askerler orayı alıyor. Ondan sonra ortada bir öfkeyle beraber, zaten arsamalar hep orada olduğu için koruyucu özelliğiyle beraber ortalığı talan ettik. Şu üst taraftan da kraliyet desteği attım. Kraliyetle beraber kraliçe de bu tarafa kaymış. Köyü fullemeye doğru gitmişiz. Hatta elimde de iki tane dondurma var. İki tane dondurmayı da belediyenin orada, belediyeyi dondurarak kullandım. Ve köyü bu şekilde fulledik. Bakın bütün süper atıcılar, şeyler hepsi hayattaymış. Yani bu şekilde bir üçlük attık. Şu an bir Hamdi abi bize davet atmış. Yani tablo bu şekilde. Maalesef ikinci sırada bitirdik ligi. Olmadı. Bir dahaki sezon inşallah çıkmak için oynayacağız. Bugünlük videomuz da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.